Türkiye kamuoyu olarak taviz vermeyeceğimiz, vazgeçmeyeceğimiz taleplerimiz olan kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, önerilen zam talebinin mevcut enflasyon rakamlarının altında kalması, geçmiş dönem kayıplarının karşılanmasını amaçladığımız seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, yardımcı hizmetli arkadaşlarımıza memur kadrosu verilmemesi, ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metninde bağlayıcı ve net ifadeler kullanılmadığı için kamu görevlilerine ve diğerlere bayram ikramiyesi verilmediği için vergi dilimlerimizin %15'e sabitlenmediği için Türkiye Kamu Sen mutabakat metnini kabul etmemiştir. Türkiye Kamu Sen olarak memurlarımızı, emeklilerimizi, aileleriyle birlikte 25 milyonu memnun etmeyen hiçbir sözleşmeyi kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Belirlediğimiz eksiklikler ve diğer bütün taleplerimiz hayata geçirilene kadar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her platformda gereken mücadeleyi vereceğimize kamuoyuna ilan ediyoruz. Türkiye Kamu Sen 25 milyonluk nüfusu kapsayan memurlarımızın, emeklilerimizin ve ailelerimizin analarının ak sütü gibi helal olan mali ve özlük haklarını savunmak için 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gövdesini taşın altına koymuştur. Çünkü 2012 yılından beri yetkili konfederasyon tarafından gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan başarısızlıklar ve hayal kırıklarına son vermek için gövdesini taşın altına koymuştur. Ayrıca kamu görevlileri ve emeklilerimizin sürekli eriyen maaşlarını gerçekçi bir artışla yükseltmek için geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik kayıpların seyyanen zam verilmesi yoluyla telafisini sağlamak için memur ve emeklilerin ekonomideki büyümeden pay alması için refah payı alarak gelir dağılımındaki adaleti sağlamak için sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda hayata geçirecek sosyal yardım sisteminin kurularak mevcut sosyal hakları iyileştirmek ve yeni sosyal haklar geliştirmek için kamu görevlilerimiz ve emeklilerin haklarının gerilemesini durdurmak için kamuda güvencesiz olarak çalışan sözleşmeli kardeşlerimize kadrolu ve güvenceli statüye geçirmek için yine 2018 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından verilen sözün gereği olarak ek gösterge düzenlemesinin bütün kamu görevlerini kapsayacak ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapılmasına öncülük etmek için Türkiye Kamu Sen çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yıllardır biriken sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla ortak talep belirleyerek 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerine başlamış, toplu sözleşme görüşmelerindeki yerini almış ama kamu emekçilerimizi ve emeklilerimizin haklarını yeterince savunulmadığı için pazarlık masasına olumlu görüş bildirmemiş, pazarlık masasının sonunda toplantıyı terk etmiş ama son dakikaya, son ana kadar emeklilerimizin ve kamu çalışanlarımızın haklarını savunmuştur. Bunu kamuoyuna deklare ediyoruz. Evet arkadaşlar, elimize bir paket ulaştı. Herhalde yetkili sendikayla hükümet arasındaki yapılan görüşmelerin neticesinde hükümet ek paket göndermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkanım, siz açın lütfen. Bismillah. Evet. Bismillah. Evet arkadaşlar, bir mektubumuz var başkanım. Bir mektubumuz var, bir bakalım
Buyurun başkanım. Evet. Mektupta ne diyor? Gönderilen paketin kullanım kılavuzu. Başkanım, neler var? Paketimizde reklam olmasın diye şöylece tutalım. Evet. Bir adet ayçiçek yağı. Hükümetten memura bir adet ayçiçek yağı. Herhalde bu kadar memura yetmeyeceğine göre bardakları dağıtalım. Arkadaşlar herkes birer bardak alsın. Birer tane bardak alalım. Tadına bakın. Evet. Arkadaşlar verilen zam. Bismillahirrahmanirrahim. Sen başkansın, sana biraz fazla verelim. Ama sen il temsilcisine daha çok. Başkanım, memur pas tutmasın diye mi yapıyorsun? Evet. Dağılıyor değil mi? Çalışmıyor. Diğer adam bunu Evet. Bu kadar yeter diye başkanım. Maliyetçilere yok. Biz de olmazsa bunları mı arkadaşlar? Nasıl o zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Başka ne var arkadaşlar pakette? Bir bakalım. Başkanım, bir parmak bal. Bir parmak bal. Arkadaşlar, bu balı şöyle yapıyorsunuz. Herkes bakıyor, yan tarafa veriyor. Lütfen. Bakın. Açıp yemeği yok mu? Doğru gönderin arkadaşlar. Açıp yemeği yok mu? Açıp yemeği yok. O devir bitti. O devir bitti yani. Evet. Bakacağım, başkanım, vereceğim. Başka ne var? Bir paket tereyağı. Herhangi bir şey olmaz mı? Bu da sadece koklamak için başkanım. Bunu bir bakalım. Ya da şöyle yapalım. Ellerine sürelim hacı yağı gibi. Ve arkadaşlar, evet. Tereyağının tadını unutmayın diye gönderin. Daha önce hiç kokladınız mı? Kaç aydır görmüyor? Aynen. Tereyağıyla ikisini karıştırsak ne olur? Getir. Sen başkansın, sana daha çok. İkisini karıştırsak ne olur? İmamsın, sana daha çok. Arkadaşlar, fazla koklamayın. Alışkın olmadığınız için rahatsız edebilir. Karpabilir. Hükümetin 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde layık gördüğü ancak bu kadar. Maalesef. Bak, IBAN numarasını unutmuşlar. Yoksa yarısını geri gönderiyor. IBAN numarası vermeyi unutmuşlar. Arkadaşımızın söylediği gibi.